Biliyorum Barış Pınar Harekatı'nda ben biliyorsunuz bir Türkiye'nin sorunu varsa ben şu anda güneye doğru gideceğim. Ankara'da TUSAŞ için geldim. Onun için değişik programlara da katıldım. Yani bir, bir mutlaka meselenin özünde anlamaya çalışıyorum. Yani özünde anlamadan efendim medya tavrın tepesine çıkıp elinize de dürbün almanıza yok. İki elinizi böyle dürbün gibi yapıp Orada siz insanlar ne yapıyorsunuz diye bakmak son derece yanlış. Şimdi e, bu e, gideceksiniz e, halkın nabzını tutmak için bölgede sahada olacaksınız ki değerli kardeşim o bakımdan gerçekten güzel e, sizin muhabir arkadaşlarınızla e, sahada olduktan sonra e, olayları daha net görebiliyorsunuz. Bu burası önemli. Şimdi e, böyle bütünyle. E, bölgeye baktığımızda aslında olayı farklı şekilde algılamanız lazım. Niçin söyledim? Bugün Lübnan'daki özellikle mülteciler diye değil, aslında onlar e, Arapça bir tabir var ya, laciin, laci mülteci sıfatı taşımayan sığınmacı statüsündeler. Eğer Türkiye'ye nereden sığınmacı, Lübnan size gelmez. Onu hiç merak etmeyin. Yani en fazla e, kendi Arap ülkeleri içerisinde yerler. Ha Lübnan şöyle gelir. Yani siz bir şekilde Lübnan'ın kapılarınızı açarsanız efendim gemilerinizi Beyrut Limanı'na gönderirsiniz. Onları alırsanız gelir. Yoksa karayolundan e, Lübnanlı gelmez. Ama nasıl ne gelir bize onu söyleyeyim. İdlib boşalır bize gelir. Bakın bu çok tehlikelidir. 50'li İdlib'deki en nusra artıklarını aldıktan sonra Orada kalan hala e, efendim ayakta durmaya çalışan o insanlar diptekiler size gelir. Yani bu bir nedir? Hani fizikte bir ta şey vardır. İtme mantelitesi. Yani Lübnanlı iter, kendisine yer açar. E, o da İdlib'i iter, İdlib'i gelir. Bakın bu önemli. İkincisi bakın şunu düşünmek mecburiyetindeyiz. Doğrudan Türkiye'ye herhangi bir saldırı ben beklemiyorum. Böyle bir şey olmaz. Hı hı. Ama... İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri birlikte hareket edecekleri bir operasyon iklimde doğrudan doğruya Suriye Milli Ordusunu hedef alıp Türklerin teröristan olarak ifade ettiği efendim ve güvenlikli bölge konumuna yükselttiği bu bölgelere bir hava saldırısı olursa oradaki insanların Türkiye'ye gelirler. Yani hiç merak etmeyelim efendim Lübnanlı bize gelmez. İşte burası tehlikeli, burası tehlikeli. Yani çünkü niye? İdlib Suriye'nin özellikle halının altına süpürdüğünüz misafir geldiği zaman görmesini istemediğiniz olguları Türkiye karşılaşır. Tehlike de bu. Anlatabildim mi? Aslında. Yani bunu bu şekilde bu şekilde algılamak lazım. Ben sizin söylediğinize hayır demiyorum. Ama bir fiziksel kaide olarak Olguların nasıl birbirlerini iterek nerelere kadar gidebileceğini Ceylin bunu anlatmaya çalışıyor. Hani sizin çok önemli bir tabirimiz var. Bir basın mevzu, çok da seviyorum. Büyük resme ne yapıyorsunuz? Bakıyorsunuz. Her yeri görebilmeniz için ifade etmek istiyorum. Onun için Lübnanlı beklemeyin. Lübnanlı biz bir hareket edersek gelirler. Gemileri oraya yağarsak. Aynen biz Ukrayna'daki beyaz Rusları boşaltıp değil mi efendim? Türkiye'ye getirildiği gibi Amerika Birleşik Devletleri ile beraber hem de bu mütareke dönümünde yapıp modaya bütün beyaz Rusları yığdığımız gibi İstanbul'un beyaz Rus'a iklimini verdiğimiz gibi Çanakkale'ye getirdiğimiz gibi ancak bir tahliye harekatında yapılır. Aynen 1861-65 yılları arasındaki Kafkasya'daki Çerkez kardeşlerimizin Efendim Osmanlı Devleti'nin dörtte bir, bakın bu çok önemli, dörtte bir bütçesini kullanarak Onları tahliye harekatını biz yaparsak gelirler. Gelmişlerdir bu ülkeyi vatan yapmışlardır. Bunları yapmamışlardır, yapmışlardır. E aslında siz de değinmiş olduğunuz az önce cevap da vermiş oldunuz evet. ama bir kez daha altını çizmek isterim. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidar kanadının aslında son dönemlerde İsrail açıklamaları da çok dikkat çekti, tartışmalar evet. yarattı. edilmiş topraklar vurgusu yapılarak, e, gözünü bizim topraklarımıza dikecek gibi ifadeler kullanıldı. Tabi bunun arkasından e, CHP'nin de çağrısı oldu. Bir kapalı oturum gerçekleşti mecliste ama tabi yine muhalefetin ifade ettiği şekilde e, hiçbir cevap alınamadığına, asıl tehdidin ne olduğunun açıklanmadığına, bunun bir algı yönetimi yönetim olduğuna yönelik açıklamalar geldi. Siz de aslında asıl tehlike diyerek başka bir noktaya dikkat çektiniz. Bunun da evet. sanırım anlata yani çizmekte fayda var. Yani böyle öngörülemeyen olarak ifade ediyorum. Jelil şu var, Amerika Birleşik Devletleri durumu görüyor. Şu anda karşımızda kendisinin on binlerce tür silahla güçlendiği bir, bak, bakın Avenger dediğimiz içerisinde Stinger olan 8 tane çok namlu roket e, çok namlu ve e, doğrudan doğru bizim helikopterlerimize ünlenen bu Suriye PKK'sına ismini söylemekten e, imtina ederek ifade ediyorum ama iyi anlıyorsunuz çünkü neticede Amerika Birleşik Devletleri'nin burada ikinci bir e, İsrail yapabilmek için tabii Kürdistan adıyla dört parçada Kürdistan'ın bütünleşikliğini ortaya koydu. Efendim Türkiye'ye sunulan sadece bulgularla söylüyorum. Yani sadece elimdeki bazı donelerden çıkarak şöyle bir planın o sezinlemesini görüyorum. ABD desteğinde, bakın bu önemli, Türkiye himayelerinde konfederatif bir yapıyla bir Kürdistan'ın bağlanması projesi hissettiğim, ee, bu şekilde sunulan proje e bunu yapabilmeniz ne yapmanız lazım? Bir kere konfederatif bir yapıya doğru geçerseniz önce Anayasa'yı değiştirmeniz lazım. Çünkü Anayasa'da nedir? Anayasa'nın üçüncü maddesinden başlı, başlamanız lazım. Anayasa'nın e, üçüncü maddesindeki bu özellikle üçüncü madde Türkiye devleti aa hiç görememişler bunlar ya Türkiye devleti devlet müstedir millet müstedir. Hadi bakalım okuyalım. Türkiye devleti ülkesiyle ...ve milletiyle bölünmez... ...bir bütünlüğünü... ...ah millet arda ...yaz bakalım Türkiye milleti... ...Türkiyeli kavramına gelirseniz... ...yani bu çok önemlidir... ...yani bütün... E, o ...Hüseyin Cahit Yalçın'dan itibaren... ...ulus devlet mantığını... ...bakın Hüseyin Cahit Yalçın... ...çok önemli bir fikirdir... ...ben Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...onun özellikle şeyleri üzerine... ...çalışmış bir kişi olarak söylüyorum... Eğer ulus devlet projesini bırakıp federatif devlet projesine doğru evrilirseniz işte o zaman hani vardı ya Turgut Özal'ın meşhur bir koyup üç almak artık gerisini nokta nokta diye ifade ediyorum. Yani bu sizin dört parçada Kürdistan'ın bütünleşikliğini sağlarsınız ki bu zaman efendim kendi parçanızın da gitme olasılığının yüksek olduğunu çünkü nedir çok daha önemli Birleşmiş Milletler'de çok da hüküm süren bir self determination dediğimiz bir şey vardır. Ne yaparsın? Dört parçada Kürdistan'ı bütünleşik hale getirirseniz Türkiye'den parça kopartılmak suretiyle ne olur efendim? Çok da önemli ikinci bir İsrail ve Kürdistan olgusuyla karşımıza çıkar. Bunu hiç unutmamak lazım çünkü anayasanın o ilk dört maddesiyle çok da oynamamak lazım. Türkiye'li kavramı bize bakın çok açık söylüyorum bu Ahmet Rıza'dan bu yana ulus devleti savunan Bakın Ahmet Rıza çok önemli figüratif oldu. Yani sosyal dayanışmacılık, sosyal devlet için çalışan, Hüseyin Cahit Yalçın'dan beri çalışan ulus devleti, ulus bildirgeni, Fransızca bir tabir söyleyeyim, kompensan kültür yapısını yani benzerliklerin kurumsallaşmasını efendim saf dışı şey edersiniz ki ayrımsallıkların kurumsallaşması ancak güçlü devletlerle olur. Yugoslavya ne oldu diye hemen sormak lazım. Ne yapmıştır o? Modüler kültürü beslemiştir. Şu anda ben özellikle Belgrad'a gittiğimde yani herkes dövünüyor. Biz benzerlikleri kurumsallaştıramadık diye. Kim yapmıştır bu işi? Mimarı kimdir? Mustafa Kemal Atatürk. Hiç unutmamak lazım. Benzerlikleri kurumsallaştıracaksınız. Öyle yani Şimdi zannediliyor ki askerler oturdu ya değiştirmedik geri kalmadı arayasının. Hiçbir şey yeri kalmadı. Oturdular anayasa profesörleri yazdı bu. Tartışıldı. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek tarzda Türk demokrasinin ben siyaset bilimi hocasıyım. Türk demokrasinin önemli bir ayrıcı özelliği vardı. İsterseniz bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi sitesine girin. Esat Arslan Profesör Doktor Esat Arslan yazın. Hemen çıkacak 1852 sayfalık Parametre tarihini yazmış, siyaset bilimiyle uğraşmış, Arsand... en ufak yazdığım makale 110. Yani şimdi bu bu şekilde yaparsanız elinizi verirsiniz, parmağınızı verirsiniz elinizi, elinizi verirsiniz konusu kaybedersiniz diyerek size sözü bırakıyorum. Herhalde çok da keyif aldığım bir sohbet oldu Ceylin, Biraz soruların daha için çok, çok teşekkür var. ediyorum. Biraz daha var vaktimiz mı? var. Çok doğru noktaların altını çiziyorsunuz aslında. Sormak istediğim başka evet. konularda var. Nereye varacak sorusuna cevap arıyoruz e, dedik sizin ya. Şansınıza gençlere de hitap ediyorum. Bu onun için çok önemsediğim için onun için bugün e, bu saate kadar sizinle beraber ben keyif aldığımı ifade etmek istiyorum. Çok güzel sorularınız. Çok teşekkür ediyoruz biz de katıldığınız vakit ayırdığınız için. Şimdi bu noktada dedik ya nereye varacak sorusun aslında hem dünyada olup bitenler için hem de ülke gündeminde cevap arar olduk ki çok hareketli bir haftayı da geride bıraktık. Salı günü grup toplantısında Devlet Bahçeli'nin Sözleri epey bir şaşkınlık yarattı gibi pek çok soru işaretini de beraberinde getirdi. Öcalan'a yapmış olduğu çağrı ve hemen sonrasında da tabii o acı saldırı ki siz de değindiniz. Çok önemli görüyorum dediniz TUSAŞ'a yönelik o hain saldırıyı. Bununla ilgili de değerlendirmeleriniz oldu. Peki süreç bundan sonra nasıl ilerleyecek sizi? Nereye varacak sorusu bu noktada da aklımızı çok kurcalıyor. Bakın en önemlisi hiçbir şekilde ben 11 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeydim. İki buçuk ay mahsur kaldım. O zamanki üniversitem, Birkent Üniversitesi'ndeydim. Ve kaldım. Yani orada kaldım. Ve nerede çalışıyordum? E, National Archives ve Kongre Kütüphanesi'nde çalışıyordum. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin e, o e, sağa sola saldırılarak 9-11, hani bizde vardır böyle deli dumrul gibi sağa sola saldıran e, her şeyi e, gözümün önünde cereyan ettiği için e, onu gördüm. Bakın çok açık acil her şeyi bir tarafa bırak Özgür Özel'in Özel dünkü açıklamalarını alkışlıyorum. Çok da güzel söyledi. Yani yasal nece 11 gün sonra İçişleri Bakanlığı var. FBI var. Değil mi efendim Amerika'da? İç Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Bakın bu, o kadar acil ki bu bunu söylüyorum. Yani siz hala TUSAŞ gibi bir yeri özel güvenlikle götürmeye çalışıyorsunuz. Yani bütün bu yasaları bütünleştirecek tarzda. Üç güvenlik bakanlığı tarafından gerektiği şekilde yani bunu kattınız. Afat da biliyor. Emasya planları askerlerin vesayeti var. Elinden alalım bir AFAD'ı kuralım bitti. bu kağıt üzerinde kalır. 11 gün sonra kuruldu. Bakın çok önemli. 11 gün sonra İç Güvenlik Bakanlığı kuruldu siz eğer üç güvenlik bakanlığını yani dediğim gibi tek sadece o değil. Benim ikinci söyleyeyim. Mutlaka bir denizcilik bakanlığı, müsteşarlık değil. Denizcilik bakanlığı da kurulur. Yani Türkiye'nin bütün e, siz ortaya koymuşsunuz karadaki topraklarınız gibi bir mavi vatan ortaya koymuşsunuz. Bir uzay vatan kavramı koymuşsunuz hala efendim bu bizi ilgilendirmez. Bu İçişleri Bakanlığı, aa bu Dışişleri bakanlığın işi diye değil, Bunları bütünleşik hale getirmeniz lazım. İç güvenlik bakanlığı. Üçüncüsü mutlaka sığınmacılar ve mülteciler, ülkedeki yabancıların bütün sorunları ve sorunsallaşmış bütün işlerini yapmanız için buna ait bir müsteşar demiyorum. Gene bir bakanlık ya da bu denizcilik bakanlığı da Ana vata, mavi vatan diyorsunuz. Türkiye'nin kara toprakları kadar ortaya koymuş olduğunuz yer tamamen Türkiye'nin yarısı kadar bir e, efendim yeryüzü parçasından bahsediyoruz. Yeryüzü parçasına mı? Ve mutlaka mı mutlaka bütün istihbarat faaliyetlerini ona o yönde çalışmalar var. Bütünleştirmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Efendim 16 tane istihbarat örgütlenmesi ve yapısı vardır. Kim bunun altında, kim bunun üstünde. Bütün bu bakın koordinasyon yapmadan organizasyon yapamazsınız. Türkiye'nin en önemli dertlerinden bir tanesi akşam işareye yatarak o bir ortaya organizasyon koyup sonra koordinasyon yapmaya kalkıyorsunuz. Yani o zaman siz 21. yüzyılı anlamıyorsunuz. 21. yüzyılın dinamiklerini anlamıyorsunuz. Onun için benim çok ivedi olarak onu söyleyeyim. Yani her şeyi bırakarak Biriş Güvenlik Bakanlığı. Düşünebiliyor musunuz? TUSAŞ'ı siz özel güvenlikle yapıyorsunuz. Yani vilayet merkezinde, valilik merkezinde bir komisyon var. Bakın hanımefendi, Ceylin Hanım bu çok önemli. Orada taşıyacak silahların kalibresine o komisyon karar veriyor sayısının arttırılması o komisyon karar veriyor böyle bir savunma olabilir mi? çünkü anonim şirket çünkü anonim şirketin efendim yasamız var özel güvenlik yasası var e böyle koymuşlar efendim bu askerleri bu kadar işin içine sokmayalım sonra bak görüyorsun darbe olur ee, Ama nasıl olacak yani askerleri uzaklaştırırsanız bu, içi, bu iş için milletin namus şeref ve onurunu üniforma olarak üzerine giymiş olan bütünüyle yani DNA moleküllerine kadar işlemiş olan insanlarla ancak bu işi yürüte, yürütebilirsiniz. Anayasada yazan bakın anayasal kuvvetlerle bir karşı koyma refleksi geliştirebilirsiniz. Yani Ceylin Hanım e, benim e, hakikaten e, bu konuyu yani ben yani yemeden ben özel toplanması lazım. Bakın onu onun için söylüyorum. TUSAŞ 9-11'dir. Ya, oturun yani ben bir komisyon tarafından efendim TUSAŞ'ın kapısındaki nöbetçinin üzerindeki mermi tespit ediliyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Evet. Çok önemli noktaların altını çizdiniz ve şimdi hazırsa arkadaşlarımdan rica edeceğim ee, birazdan ekrana taşıyacağız. Yine o konuda da bir sorum olacak size ama şöyle bir son bilgilerin de üstünden geçmekte fayda var hatırlatma da yapmış olalım. Ee, aktardığınız bilgiler için teşekkür ederek şunu da söyleyelim. İran'da şu anda uçuşlarda normale dönmüş durumda. Saat Tabii. 9 itibariyle hayır, sanırım hayır. böyleydi ve aynı hayır. zamanda da Yine İsrail'e orantılı şekilde karşılık vereceğiz açıklaması evet. da geldi. Süremizin sonuna yaklaştık ama birkaç cümleyle e, toparlamanızı rica edebilir miyim Sayın Arslan? Yani e, Orta Doğu'daki işler bakın Orta Doğu'da e, elinize kart almadığınız müddetçe benim yıllarım bu coğrafyada geçti. Yani ta Morok'tan, Fas'tan. Yani basmadığım yer kalmadı. Ha ben bir de şunu söylüyorum. Türkiye'nin sorunlarının olduğu bölgelerde gittim görmedim. Orada yaşadım. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Halkın nabzını tuttum. Halkla beraber acılarına katlandım. Yani bu bunlar da böyle on binlerce demeyeceğim ama yani yüzlerce e, e, bende bir anı birikmiştir. Onun için Orta Doğu'da kervan yolda dizilir. Onun için Orta Doğu'da eğer elinize kart alamıyorsanız efendim sizin hiçbir kıymeti harbiyeniz olmaz diyerek iyi tatiller diliyorum size. Bu güne güzel bir günü bana ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok